Genel tarama testi 9. sınıf ısı sıcaklık. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi bak, şekildeki grafik X ve Celsius termometrelerinde okunan değerler arasında ilişkiyi gösteriyor. Şimdi buna göre Celsius termometresi 60 dereceyi gösterirken X termometresi kaç X'i gösterir? Şimdi bak, X termometresi ve Celsius termometresini yazalım. Şimdi X termometresinde eksi 40'ı gösterirken, Celsius termometresi burada 0'ı gösteriyor değil mi? Celsius termometresi 0'ı gösteriyor. Peki burası ne? Burası da Celsius'un 40'ı gösterdiği yer. Celsius 40'ı gösterirken bu sefer de X 0'ı gösteriyor değil mi? Yani bak, dikkat et, bunun 40 birim ilerlemesi bunun da 40 birim ilerlemesine eşit. Aynı, yani aynı ilerliyorlar. Yani şey gibi, dereceyle Kelvin gibi, ikisi de birer birer ilerliyor ya. Şimdi bak, Celsius 60'ı gösterirse, şimdi Celsius'u 60'a getirdim. Şimdi bak, 40'tan 60'a ne kadar yürüdü? 20 birim yürüdü değil mi? O zaman bu da, bu 40 iken X 0'daydı ya. O zaman bu da buradan 20 birim yürüyecek değil mi? Yani 20X'e gelecek. 20X şeklinde cevabı buluyoruz. Tamam. Geldik şimdi buna. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi ısı ve sıcaklıkla ilgili. Şimdi sıcaklık bir maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisidir diyor. Enerjisinin göstergesidir demesi lazımdı değil mi? Enerji olan. Göstergesidir. Yani sıcaklık bir enerji değil. Gösterge. Yani ortalama lafını duyar duymaz hemen. Yani cevapta biri doğru da saysa bu cevap doğru değil yani. Enerjisidir demesi yanlış. Yani burada ne diyor? Ben bir enerjiyim demek istiyor değil mi? Halbuki sıcaklık enerji değil. 2. Isı sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir. Evet, bu doğru. Çünkü ısıya ne diyorduk? Transfer edilen enerji. Isı toplam enerji demek değil. Bir maddenin ısısı diye bir şey yok. İç enerjisi var. Tamam mı? İç enerjinin transfer edilen kısmına ısı diyoruz. Tamam mı? Isı enerjisi boşlukta yayılmaz. Yo, yayılır. Niye yayılmasın? Değil mi? Boşlukta da yayılır. O zaman bu yanlış oldu değil mi? Evet, cevap B. Tamam, doğru dediğimiz gibi. Şimdi 3. Diyor ki özdeş kaplar içerisinde şekildeki seviyelerde X, Y, Z sıvıları bulunmaktadır. Sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda arttırıldığında kaplardaki sıvı seviyeleri taşma seviyesine kadar geliyor. Ha. Şimdi bak. Taşma seviyesine kadar geldiğine göre demek en ki... En çok Z'nin katsayısı. Aynen, Z demek ki en çok genleşmeyi Z yapmış değil mi? Tamam, Z'ye X. Evet, Z'ye X şeklinde yapmamız lazım. Evet, yani deniz D şıkkı. Çünkü mesafe en çok Z'de ya. Z en çok genleşerek o bölgeyi kapatmış. Demek ki genleşme katsayısı büyük. 4. Maddelerin ısı sıhhası ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi Q eşittir MC delta T'mizi yazalım. MC delta T. Isı sıhhası neydi? Şu ikisinin çarpımıydı değil mi? Yani Q eşittir C delta T. Buradaki C ısı sıhhasıydı değil mi? Bu C'yi de yalnız bırakalım. Q bölü delta T. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Mesela şimdi bak, B şıkkından başlayalım. Öz ısı ile doğru orantılıdır diyor. E şimdi ısı sıhhası kütle çarpı öz ısı değil mi? E o zaman öz ısının artması ısı sıhhasını da arttığını söyler. Değil mi? Öyle değil mi? Yani kütle ve öz ısı ile doğru orantılı. Cevap B değil mi? Cevap B. Tam doğru yapmışız. Şimdi maddeler için ayırt edici bir özelliktir diyor. Hayır. Şimdi madde için ayırt edici özellik olan buradaki öz ısı. Değil mi? Madde miktarına bağlı değildir diyor. Hayır, bağlı. Bak, maddenin miktarına da bağlı. Isı alışveriş yapan iki maddeden ısı sahası büyük olanın sıcaklığı küçük olanın sıcaklığından da büyüktür. Ne biliyorsun? Şimdi bir adamın, bir maddenin MC'si büyükse sıcaklığı da büyük müdür? Ne bileyim ben. Değil mi? Nereden bileceksin bunu? O yüzden bu yorumları yapamayız. Şimdi geldik buna. Duvara sabitlenmiş KL metal çubukları ile çubuklar arasında konulmuş ısıca yatılmış P küresinden oluşan düzenek böyle gösterilmiş. Şimdi buna göre eylemlerinden hangileri tek başına yapılırsa P küresi ok yönünde döner diyor. Şimdi ok yönünde dönmesi için K'nın uzaması. Yani K'nın, bak şimdi, ok yönünde dönmesi için K'nın bu tarafa uzaması lazım. Ya da L'nin bu tarafa uzaması lazım. Ya da K'nın bu tarafa L'nin bu taraftan daha çok uzaması lazım değil mi? K bu tarafa daha çok uzarsa yine aynı şey olur değil mi? Şimdi yalnızca K çubuğunu ısıtmak, evet, olur. Şimdi K çubuğunu ısıttığı zaman K uzayacak değil mi? K ve L'yi birlikte ısıtmak. Şimdi bu K ve L'nin uzama katsayıları hakkında bir şey demiş mi? K, L metal çubukları değil mi? Bir şey dememiş. Eğer burada K, L'den fazla uzarsa yine olur. Zaten fazla da uzamasına gerek yok. Ya şimdi bak, L zaten bu tarafa gidecek, K da bu tarafa gidecek. Yine her türlü böyle pervane gibi saat yönünde dönecek değil mi? Aynı şekilde bu da olur.
Kahveleyi birlikte soğutmak. Ha şimdi bak, soğutursan bu tarafa gelecek. Bu da bu tarafa gelecek. O zaman şöyle ters yönde döndür, değil mi? O zaman ne olacak? 1 ve 2 olacak. KLN katı maddelerin sıcaklığı 50 derece, 68 Fahrenheit ve 200 Kelvin'dir. Buna göre sıcaklıklar arasındaki ilişkiyi bulunuz diyor. Şimdi hepsini birisine çevireceğiz, tamam mı? Hepsini bir tanesine çevireceğiz. Mesela hepsini neye çevirelim örneğin? Hepsini dereceye de çevirebiliriz. Dereceye çevirelim mesela. Ya da hepsini Fahrenheit'e çevirelim, fark etmez. Mesela dereceye çevirelim. Şimdi bu 50 derece. Şimdi 68 Fahrenheit'e çevirelim. Şimdi bak, 1 derecelik artış 1.8 Fahrenheit'lik artışa eşitti, değil mi? O zaman şimdi bak, derece 0'dan 50'ye çıktığına göre şimdi 50 derecelik artış var, değil mi? 50'lik artış var. O zaman 50 ile 1.8'i çarparsam 18 ile 5'i çarp 90 mı yapar? 90. Fahrenheit'ın 90 artması lazım. Peki Fahrenheit'ın başlangıç noktası ne? 32, değil mi? O zaman ne yapacağız? 32'ye 90 ekle. Bu da ne yapar? 122 Fahrenheit yapar, değil mi? 122 Fahrenheit. Yani 122 derece. 122 Fahrenheit. Bir dakika, ne bulduk biz ya? Şu an biz 50 dereceyi bulduk. Şu an biz 50 dereceyi bulduk. Heh, pardon. 50 dereceyi Fahrenheit'e çevirdik, değil mi? 50 dereceyi Fahrenheit'e çevirdik. Çünkü 0'dan 50'ye 50 birim yükseldiğine göre bu da 32'den 90 birim yükselecek. 122 Fahrenheit eşittir 50 derece oldu, değil mi? Demek ki o zaman bu 50 derece 68 Fahrenheit'ten çok büyük, değil mi? Şimdi gelelim Kelvin'e. Kelvin'i kıyaslayalım. Şimdi Kelvin'i de o zaman Fahrenheit'e çevireceğiz. Şimdi bak, Kelvin neydi? 273 Kelvin'le başlıyordu. 373 Kelvin'e gidiyor mu? Zaten 200 Kelvin suyun donma noktasından da aşağı, değil mi? Bu en küçük o zaman. Niye hiç hesaplamaya gerek yok yani. Bu en küçük olacak. Yani bak, cevap C. Bak, K en büyüktür. İlk madde. L ortada. K N, yani şu Fahrenheit Kelvin'le olan en küçük. Çünkü şurası zaten suyun donma noktası. Yani burası zaten 0 derece. Öbür adam ta 50 derecede. Bu 200 Kelvin'e inmiş. Yani donma noktasından da aşağılara düşmüş. Hiç hesaba kitaba gerek yok yani. 50 derecenin de 122 mi bulmuştuk? 122 Fahrenheit'e eşit olduğunu bulduk. Demek ki 122 Fahrenheit de 68 Fahrenheit'ten büyüktür zaten. Şimdi bu soruya bakalım. Şöyle biraz büyütelim bunu. Diyor ki bak, deniz kenarında ısıca yatılmış bir kaptaki suya bir miktar buz bırakılıyor diyor. Tamam. Şimdi kaptaki buzun kütlesi. Şimdi bak, buzun kütlesi ilk başta azalmış mı? Evet. Değil mi? Buzun kütlesi. Demek ki buz erimeye başlıyor. Demek ki bak, şimdi kapta bir su vardı. Tamam, bunun içine buz attım. Şimdi buzu atar atmaz buz erimeye başlamış. Tamam. Demek ki o zaman buz ilk atıldığında 0 derecedeydi zaten. Şimdi atar atmaz ısı almış, hemen de erimiş. Şimdi eksi 5 derece falan olsaydı önce 0'a kadar yükselirdi, değil mi? Yani ilk başta hemen erimeye başlamazdı. Hemen eridiğine göre 0 derecedi. Ve peki hala kapta buz var mı? Var. Var. Demek ki buzun tamamı erimemiş. O zaman su da demek ki ilk başta 0 dereceden fazlaydı. Mesela 10 derece filandı. Buza ısı verdi. Buzun birazını eritti. Kendi de 0 dereceye düştü. Buz hala 0 derecede. Zaten kapta sulu buz varsa, ısı alışverişi bittiyse ikisi de 0 derecede olmak zorunda. Bak, T0 anında suyun sıcaklığı 0. Suyun sıcaklığı 0 olsa, suyun sıcaklığı 0 olsa buza nasıl ısı verecek? Bak, hadi diyelim ki buzun da sıcaklığı sıfırın altında diyor. Tamam, bu durumda ısı verir. O zaman su ısı verince hemen donmaya başlamaz mı? Değil mi? Hemen donmaya başlar. O zaman kaptaki buz miktarının artması lazım. Evet. Halbuki azalıyor, değil mi? Su ve buzun iç enerji değişimleri eşittir. Şimdi transfer edilen enerji eşit değil mi? Şimdi suyun verdiği ısıyı kim alacak? Buz. O zaman suyun iç enerjisindeki değişim ısı, transfer edilen ısı değil mi? Evet. Alınan ısı verilen ısıya eşittir. Bak, her zaman Q alınan eşittir Q verilen. Bu doğru. Şimdi T1 T2 zaman aralığında hem suyun hem de buzun sıcaklığı 0 derecedir. Evet. Buna doğru demiştik. Çünkü ısı alışverişi durmuş. Yani cevabın ne çıkması lazım? Ceyhan çıkması lazım. Evet. Bu açıklamayı da Okan okusun buradan. Şimdi 10 derece sıcaklıktaki M kütleli suya Q kadar ısı verilince suyun sıcaklığı 30 derece oluyor. Şimdi bak, Q eşittir MC delta T'mizi yazalım şimdi. Q kadar ısı verdin, değil mi? M kütleli ne diyor? Bir sıvı mı diyor? Su diyor, değil mi? Suyun ısısı 1 alalım. Neyse, suyun ısısı 1 diyelim. Bunun sıcaklığı 10'dan 30'a çıkmış. Yani 20 delta T yapmış mı? Demek ki Q eşittir 20 M'miş, tamam mı? 20 M, tamam mı? Buna göre 20 derece sıcaklıktaki 4 M kütleli suya 2 Q ısı verirsek. Bak şimdi 2 Q ısı verelim. Şimdi 2 Q ısı ne yapar aslında? Bunun kütlesi 4 M mi? Öz ısısı yine 1, değil mi? Sıcaklığını, şimdi delta T'sini bilmiyorum. Ne kadar delta T yapacak bilmiyorum, tamam mı? Şimdi bak, bir tane Q 20 M miydi?
2 tane Q'da 40M yapar mı o zaman? 40M değil mi? 2Q yerine 40M yazdım. Çarpı 4M çarpı 1 çarpı delta T değil mi? Evet. Böyle yazdık. Peki buradaki M'ler sadeleşir. Şurada sadeleşirse 10 olur mu? Olur. Tamam. Yani delta T 10. Demek ki 20'den 30'a çıktı o zaman. Değil mi? Delta T 10 olduğuna göre son sıcaklığında ne olacak o zaman? 30 olacak. Tamam, cevap B mi? Bakalım B. Tamam. Bizim yazdığımızı da silelim. Belki buraya da bakan olur. Ekranı durdurup. Yani biz ne bulduk? Delta T'sini 10 bulduk değil mi? İlk sıcaklığı da 20 idi, o zaman 30'a çıktı. Yani delta T demek ne demek? Son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkarıyoruz. 8 tane soru vardı zaten. Bu kadar.